Hocalara geldiniz, hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Tarih videolarımıza yeni bir videoyla devam ediyoruz. Başlığımız nedir? Hocam buradaki başlığımız Türkistan Devletleri'nin kültür uygarlık kısmında baktığımızda devlet yönetimini işleyeceğiz. Peki hocam konumuza geçmeden önce şöyle bir şey yaptık. Türkistan kültür uygarlığı nelerden oluşur? Özgün demek ne demektir hocam özgün? Özgün ona has. Güzel. Kendine özgü. Başkasından etkilenmeyene özgün. Benzersiz demek. Olmuyor tam olarak benzersiz ama yakın. Tamam. Peki baktığımızda Türk İslam kültür uygarlığı Türk gelenekleri var. Baktığımızda İslami gelenekler var. Yani İslami gelenekler derken şöyle Arap ve İran kültürünün etkisi var. Ve baktığımızda ele geçirilen yerlerin ya da fethedilen yerlerin gelenekleri birleşmiş Türk İslam kültür ve uygarlığı oluşmuştur. Yani bizim Türk İslam kültür ve uygarlığı hocam baktığımızda genellikle özgün değil. Genellikle hocam nasıldır? Sentez bir uygarlıktır. Yani farklı toplumun etkisiyle. Yalnız arkadaşlar şunu unutmayacağız. Eğer size şöyle bir soru gelirse. Eğer cümlenin başı Müslüman olmasına rağmen diyorsa cevap hocam her zaman Karahanlı'ya gider. Çünkü Karahanlılar Müslüman olmasına rağmen Türk geleneklerini en fazla yaşatan Türkistan devletidir. Nedeni ise şudur. Mesela daha önceki videomuzda da dile getirmiştik. Ben bir Zonguldaklı olarak Zonguldak kültürümü en fazla Beylikdüzü'nde yaşatabilirim. Niye? Çünkü Zonguldaklı'nın yoğun olduğu bir yer. Mesela bir Karslı, Kars kültürünü en çok Esenyurt'ta yaşatabilirim. Neden? Esenyurt'ta Karslı çok. Karahanlılar da hocam Türkistan'da kurulduğu için Türk nüfusu çok fazla olduğu için Selçuklularla, Gaznelilerle çağdaş olmalarına rağmen, çağdaş derken aynı dönemde yaşamalarına rağmen, hepsi de ilk Türkistan devletleri olmasına rağmen Türk geleneklerini en fazla yaşatan devlet Karahanlılardır. Sebebi ise bulundukları coğrafyadır. Sıkıntımız var mı buraya kadar? Güzel. Peki hocam, egemenlik anlayışı genellikle bazı kitaplarda ya da videolarda egemenlik anlayışı demiyorlar da yönetim şekli olarak veriyorlar. Ama öğrencilerin bunu egemenlik anlayışı olarak öğrenmeleri daha faydalı. Neden? Bu olduğunda herkes yapıyor ama bu olduğunda insanlar zorlanıyor. Bizim Türkistan devletlerindeki egemenlik anlayışımız monarşidir. İslamiyet öncesinde de monarşiydi. Yani Türkler Müslüman olduktan sonra yönetim şekillerini değiştirmemiştir. Yani yönetim şekli egemenlik anlayışı aynıdır. Yine monarşide ülkeyi tek kişi yönetmektedir. Peki hocam, ülkeyi tek kişi yönetiyorsa, o ülkeyi yöneten kişi ne kadar tecrübeli olursa devletin o kadar çok faydasına değil midir? Öyle. Mesela bir dershanenin ben tek tarih öğretmenim diyelim. Benim ne kadar tecrübeli, ne kadar deneyimli olmam öğrencilerimin şansına. Peki baktığımızda bizim Türklerde devlet yönetme geleneği önemli ve kutsal kabul edildiği için devletin başına önemli olan kişinin geçmesini istiyorlar. Ve bu yüzden tecrübeli bir kişinin tahta geçmesi devleti kuvvetlendireceği için bu sistem olan atabeylik sistemi uygulanmıştır. Peki nedir atabeylik sistemi? Hocam, hanedan üyesi olan meliklerin tahta çıkmadan önce hocalar olan atabeyler ile illere yönetici olarak yollanmasıdır. Peki benim size sorum şu. Hani yıllarca dershanecilik, yani bu sektörde çalışmış biriydiniz. Birisisiniz daha doğrusu. Direkt mezun olur olmaz sizi sınıfın önüne koysaydılar mı daha başarılı olurdunuz? Ya da ilk başta böyle staj yapmadınız mı sizi daha başarılı yapardı? Aslında beni direkt sınıfın önüne koydular. Ben hiç staj yapamadım ama bunu umuya çevirdim. Yani şöyle, staj yaparsanız birilerine bağlı kalmak zorunda kalıyorsunuz. Direkt sınıfın ortasına koyarlarsa ayakta durmaya çalışmak, her şeyi öğrenmek zorunda kalıyorsunuz. Yani ben biraz, ikincisini yaşadım. Siz biraz zorlamışlar. Bana mesela şöyle yaptılar. İlk 8 tane soru bankası verdiler. Önce bunları bir bitir. 3 ayda ben bunları bitirdim. Bitirdikten sonra yavaş yavaş öğrencileri yanıma yolladılar. Soru çözmeye başladım. Daha sonra 9. sınıf, 10. sınıf öyle. Ondan sonra 12'lerin etütleri, mezunun etütleri derken yavaş yavaş tecrübe kazandım. Güzel. Peki hocam, bundaki amaç şu. Tahta çıkmadan önce illere yönetici olarak yollanmasındaki amaç ne kazanmak? Tecrübe kazanmak. Çünkü ülke bildiğimiz monarşiyle yönetiliyorsa o ülke araba gibidir. Ülkenin yöneticisi de şofördür. Bir arabanın bir şoförü olduğuna göre şoför ne kadar tecrübeliyse araba o kadar az hasar alır. Araba ne kadar az hasar alırsa araba o kadar çok ayakta kalır. Peki hocam, meliklere ve atabeylere devlet geniş yetki vermiştir. Bakın bu olumlu yöndedir ama bu olumsuz yöndedir. Meliklere ve atabeylere geniş yetki verilmesi neye sebebiyet olur sizce? Bölünmelere sebep olur. Güzel. Hocam, bölgelerinde güçten bunlar... Melikler ve atabeyler bölgenin de güçlenecekler. Bölgenin de güçlenince hocam ileride isyan edip kendi devletlerini kuracaklardır. Yani bu olay hocam baktığımız olumlu etkiler, bu olumsuz etkiler. Peki şunu da unutmayacağız hocam.
ters orantı, hani biri arttın biri azalırdı yanlış hatırlamıyorsam. Ben bunu öğreneceğim genelde takdiri valli derim. Hayatta binemediğim iki şeyden biridir hocam. Kilolu olduğum için hep altta olan oluyorum. Hocam şimdi şöyle bakın. Bir gün de benimle deneyin o zaman hocam. Yukarı çıkarsanız. Peki hocam olayımız şu. Bir yerde hocam eğer isyan varsa bu merkeziyetçiliğe terstir. Sıkıntımız var mı? Yok. Peki atabeylik sisteminin geniş yetki verilmesi isyana sebebiyet veriyorsa merkeziyetçi devlet anlayışına ters bir uygulama olduğunu bileceğiz. Peki baktığımızda atabeylik sistemini ilk kez uygulayan ve Türk dünyasına kazandıran Büyük Selçuklulardır. Bunu Osmanlı Devleti biraz geliştirerek devam ettirmişse bu Osmanlı hangi özelliğinin göstergesi hocam? Bakın Selçuklu'daki özelliği Osmanlı Devleti de uyguluyorsa gelenekçi. Güzel, Osmanlı Devleti'nin gelenekçi devlet olduğunun göstergesidir. Bakalım. Atabeylik sisteminin Osmanlı'daki karşılığı sancak sistemidir. Demek ki Osmanlı Devleti kendinden önce kurulan devletleri takip ediyor. Kim ne yapmış, kim ne yapmamış diye. Peki, atabeylik sistemindeki meliğin Osmanlı'daki karşılığı şehzadedir. Atabeyin Osmanlı'daki karşılığı laladır. Yalnız hocam şunu unutmayacağız. Osmanlı şehzadeyi ve lalayı illere yönetici olarak yollayacak ama geniş yetki vermeyecektir. Geniş yetki verilmesi neye sebebiyet oluyordu? İsyanlara. Peki isyan merkeziyetçiliğe tersse, bu isyana sebebiyet oluyorsa, bu isyana sebebiyet olmuyorsa Osmanlı Devleti diğer devletlere göre daha merkeziyetçidir diyebiliriz. Merkeziyetçi. Evet. Peki hocam baktığımızda kut anlayışı. Kut anlayışı yine ÖSYM'nin kelime olarak da sorduğu bir sorudur. Baktığımızda İslamiyet öncesi dönemden kalma bir anlayıştır. Demek ki Türkler Müslüman olunca eski geleneklerini yine devam ettiriyor. Peki kut anlayışı nedir? Yönetme yetkisini artık Allah'tan alındığına inanılmasıdır. İslamiyet öncesi de Tanrı'ydı. Artık ne olduk? Müslüman. Allah'ın isimlerinden bir tanesi Tanrı olmadığına göre artık Türkler demiştir ki biz yönetme yetkisi kimden alıyoruz? Tanrı'dan ya da pardon özür dilerim Allah'tan. Peki hocam bundaki amaç ne? Bakın bundaki amaç ne? Bakın çok basit. Bizim hükümdarımız ülkenin yönetme yetkisi yok mu? Evet. Biz buna nasıl yetki diyeceğiz? Siyasi yetki. Peki sen siyasi yetkini aynı zamanda dini yetkiyle pekiştiriyorsun. Yani künefenin yanına kaymak koyuyorsun. Güzel. Peki hocam bu olumlu etkiler. Çünkü böyle bir hükümdara olan bağlılık artar. Mesela basit bir örnek vereceğim hocam. İki tane futbolcu adı. Birincisi Ronaldo, ikincisi Messi. İkisi de çağdaş, ikisi de çok iyi futbolcu ama Ronaldo'nun takipçi sayısı Instagram'da Messi'ye göre daha fazla. Neden? İkisi de iyi futbolcu. Ronaldo biraz daha halka yakın davranıyor. Biraz daha kendini sevdiriyor. Sevdiriyor. Gerçi sosyal şey mesela dövme yaptırmamasının sebebi sürekli kan bağışlamasından kaynak. Çok yardımsever sosyal biri. Sosyal yönü çok ağır. Ama hocam bizim insanımız buna pek bakmaz. Bizim insanımız tipine pek bakar. Ronaldo iyi futbolcu artı yakışıklı. Messi iyi futbolcu ama yakışıklı değil. Ha. Bu yüzden Ronaldo'nun takipçisi ama daha fazla. Biz takip etmiyoruz ki. Başkaları da takip ediyor Ronaldo'yu. Ki ben şahsen ikisini insanlıkları, Messi de elbette iyi insandır ama belki de Ronaldo çok gözümüze sokuyor. Yaptığı iyilikleri. Ya basit bir örnek. Messi'nin oynadığı iki tane reklam var. İsimlerini vermeyeyim de Ronaldo'nun oynadığı 5-6 tane reklam var. Hani reklamcı kim oynatır? Hani gözün hitap edene. Evet. Aynı zamanda. Peki baktığımızda Ronaldo futbolcunun yanında daha karizmatik bir görselliği olduğu için Messi'ye göre takipçi daha fazla. Evet. Hangisi daha iyi futbolcu olduğunu tartışmıyorum. Arkadaşlar yorumlara yazabilir. Ona ben bir şey demiyorum ama Real Madrid olarak biraz Ronaldo hayranıyım. Peki hocam baktığımızda yönetme hakkının kan yoluyla hanedana yayılması. Hocam bu olumsuzdur. Niye? Şimdi yönetme hakkı kan yoluyla hanedana yayılıyor ama tüm erkeklere yönetme hakkı verdiği için bu şuna sebebiyet olacak bir tat kavgasına. İkincisi ise şudur. Ülkeyi kim kurmuşsa ülkenin başına sadece onun soyundan gelen kişi geçebilecek. Yani bu bir tat kavgası neden olur. Bir de hocam burayı tek aile yönetir. Vasıfsız insanlar da yönetebilir. Şöyle genelde o dönemde vasıfsız derken hani gücü olan kişi yönetir. Öyle herkesi de tahta çıkarmazlar. Hani hayır, gücü. Mesela tabii o dönemde yaşanmış mı yaşanmamış mı bilmiyorum da yeterliliğe sahip değil. Fakat başka erkek evlat da yok. Olabilir. O zaman mecbur olursa öyle olur tabii. Mecbur olursa öyle olacak. Peki baktığımızda hocam bizim hükümdarın görevleri var, sembolleri var, ünvanları var. Peki görevlerine bakalım. İslamiyet öncesinde görmüştük. Hükümdarın görevi ülkeyi yönetmek. Tamam. Komutanlık yapacak, sıkıntı yok. Ülkede adaleti sağlayacak, hiç sıkıntı yok. Yalnız halkın ihtiyaçlarını karşılayacak. Şöyle verir, aç halkı doyur, çıplak halkı giydir. Nasıl devlet anlayışı? Sosyal devlet. Güzel. Peki hocam
Kurallara uymak. Peki bir kişinin uyması gereken kurallar varsa yetkileri nasıldır? Sınırlı. Sınırlı baktığımızda. Hükümlerin uyması gereken kuralların olması bu hükümlerin yetkilerinin sınırlı olduğunu göstergesidir. Yalnız hocam şu dikkat bakın. Bizim kurallar artık sadece töre değil bir örfi hukuk, örfi kurallar bir de şer'i kurallar. Şer'i kurallar din kurallarıdır. Hı-hı. Peki hocam yorumumuz şu. Türkler Müslüman olunca yönetim şeklini değiştirmedi. Evet. Doğru. Türkler Müslüman olunca kut anlayışını devam ettirdi. Hı-hı. Peki Türkler Müslüman oldu, sosyal devlet anlayışı devam etti. Peki Türkler İslamiyet öncesinde Kam, Baksı, Şaman bunları kurultaya üye etmiş miydi? Etmemişler. Peki nasıl devlet anlayışıydı? Laik. Peki baktığımızda hükümdar uyması gereken şer'i kurallar varsa artık bizde din ile devlet ne olmuş hocam? Birleşmiş. Biz bunu artık nasıl yönetim anlayışı diyeceğiz? Teokratik yönetim anlayışı diyeceğiz. Yani Türkler Müslüman olunca laik devlet olma özelliklerini kaybetmişlerdir. Peki baktığımızda sembollerimize bakacağız hocam. Semboller. İslam öncesi dönemlerdeki sembollerle aynıdır. Yalnız yeni sembollerimiz var. Nasıl? Hocam sikke para demektir. Hilat, hediye, tiras, elbise, menşur, onay, çert, şemsiyedir hocam. Peki baktığımızda bunların dördü kimden alınır? Halifeden alınır. Halifeden. Sıkıntımız var mı? Peki halife ne adamı? Din adamı. Peki neden halifeden alıyorlar? Çünkü siyasi yetkiyi dini yetkiyle pekiştirmek istiyorlar. Ha, halifeden alması olur. Hiçbir sıkıntı yok. Ama halifeden alırsa hükümdarın değeri ne olur? Artar. Mesela sizin kitabınızın imzalı olup olmamasının kitabın baktığımızda soru bakımından bir değişikliği var mı? Ama gözümüzdeki değer bakımından değişikliği olabilir. Peki hocam baktığımızda İslamiyet öncesi dönemdeki ünvanlarla aynı yalnız İslamiyet'le beraber sultan, şah, bey, gazi gibi ünvanlar kullanmaya başlayacağız. Eğer sultan ünvanını kullanıyorsak Arap. Eğer şah ünvanını kullanıyorsak İran kültüründen etkilendiğimizin göstergesidir. Unutmayalım ki arkadaşlar sultan ünvanını kullanan ilk Türk hükümdarı Gazeli Sultan Mahmut'tur. Peki hocam veraset sistemi çok karşımıza çıkan bir sistem. Bizim veraset sistemimiz şudur. Ülke hanedanın ortak malıdır. Peki biz hocam bunu İslamiyet öncesinde kullanmadık mı? Evet. İslamiyet öncesindeki kullandığımız her şey bizim geleneksel bir şeyimizdir. Yani şöyle bir cümle görürsek. Türklerin Müslüman olanları ülke hanedanın ortak malıdır diyorsa öncül bir şudur. Geleneksel veraset anlayışı devam ettirilmiştir. Yani Türkler Müslüman olunca veraset anlayışını değiştirmiyorlar. Hı-hı. Peki baktığımızda soya bağlı bir verasettir. Soya bağlı bir veraset olduğu için o ülkenin başına tek aile geçebilir. Yani ülkeyi kim kurmuşsa sadece onun soyundan gelen kişiye tahtı çıkma hakkı verdiği için tek aile yönetir. Peki bu maddemiz odur. Peki baktığımızda hocam açık, net ve belirgin değildir. Açık, net, belirgin olmadığı için hanedandaki tüm erkeklere tahta çıkma hakkı verir. Bu da hocam baktığımızda taht kavgasına sebebiyet verir ve ülkenin yıkılmasını hızlandırır. Peki baktığımızda bizim veraset sistemi hocam isyana sebebiyet veriyorsa merkeziyetçiliğe uygun mudur, ters midir? Tersdir. Merkeziyetçi ters bir anlayıştır. Pardon. Ben dedim acaba sayfayı şey mi yaptım diye. Tamam. Tamam. Peki hocam baktığımızda bunu ayet olarak sorabilirler. Geleneksel veraset sistemini uygulamayan, bakın değiştiren demiyorum arkadaşlar. Değiştiren derse Osmanlı katabiliriz. Ama hocam uygulamayan derse Memlüklerdir. Memlükler ülkeden ortak malıdır dememişse geleneksel veraset sistemini kullanmamış. Demiş ki en güçlü komutan ülkeyi yönetebilir. Peki baktığımızda soya bağlı bir verasettir. Pardon soya bağlı değil. Mesleğe bağlı bir verasettir ve mesleğe bağlı bir veraset olduğu için farklı aileler tahta çıkabilmiştir. Ama gene en yüksek komutan dediği için en güçlü komutan komutanlar arasında bir savaş olmuyor mu? Tabii yok onu tartışmıyorum. O zaten birazdan geçeceğiz onu. Memlükleri farklı ailelerin yönetmenin sebebi budur. Anladım. Peki baktığımızda hocam her komutan tahta çıkma hakkı verdiği için bu da komutanlar arasında hocam baktığımızda bir askeri darbelere sebebiyet olacak. Baktığımızda hocam sık hükümdar değişikliğine sebebiyet verecektir. Bakın eğer bu neden Memlüklerde böyledir diyorsa cevap her zaman şeye gider. Veraset sistemine gider. Memlükler Osmanlı'nın 1/3 kadar yaşamasına rağmen Osmanlı'dan daha fazla hükümdar değiştirmesinin sebebi veraset sisteminin daha geniş olmasıdır.
Peki divana baktığımızda hocam İslamiyet öncesinde olmayan bir kavramdır. Yani böyle bir soru geliyor. Mesela diyor ki aşağıdaki kavramlardan hangisinde Türkler İslamiyetle beraber tanışmıştır derse divan bunlardan bir tanesidir. Peki baktığımızda devletin önemli işlerin görüşüldüğü yerdir. Yani bir nevi bakanlar kurulu özelliğini gösterir ve burada son söz hükümdara aittir. Peki hocam devletin önemli işleri divanda görüşülüyorsa son söz hükümdara aitse biz buna ne meclisi diyebiliriz? Son söz hükümdara aitse biz buna danışma meclisi diyeceğiz. Yani otomatik danışma. Olarak danışma meclisi diyeceğiz. Yani İslamiyet öncesinde olmayan bir kavramdır. Doğru. Yani önce görüşüyorlar, sonra son sözü hükümdara bırakıyorlar ama. Evet. Hükümdara danışılmış mı ya da hükümdarın danıştığı kişiler olmuş evet. oluyorlar. Evet. Peki şunu da diyebiliriz hocam. Divanın İslamiyet öncesindeki karşılığı nedir derse adı da kurultay olarak da soru olarak gelebilir. Peki divan çeşitleri hocam baktığımızda öğrencilerimiz bunları bilsin. Divan-ı istifa, divan-ı arz, divan-ı inşa, divan-ı işraf olacak. Özür dilerim. Divan-ı işraf, niyabeti saltanat, divan-ı mezalim. Bunların görevlerini muhakkak bilelim ve başkanları da muhakkak bilelim. Bunları ezberlemenizi istiyorum. AYT için değil mi? AYT için. AYT'in evet. çok çok önemli. Yalnız hocam şu çok önemli. Baktığımızda divan-ı mezalimin başkanlığı hükümdarın olduğunu ve yüksek mahkeme olduğunu bilelim. Peki hükümdar bir yerde eğer mahkeme başkanlığı yapıyorsa öyle boşanma davası, hakaret davalarına bakmaz. Neye bakar? Büyük siyasi davalara, vatan hainliklerine bakar ve kadı kararları ileride anlatacağım. Kadı kararının değiştiği tek yer divan-ı mezalimdir. Yalnız hocam dikkat, niyabeti saltanat. Hükümdar başkentte yokken ülkeyi yöneten niyabeti saltanattır. Hükümdar başkentte yokken ülkeyi yöneten kişi naiptir. Peki benim size sorum şu. Hükümdarsınız. Başkentten çıkacaksınız. Tahta birini oturtturuyorsunuz. Ben gelince kadar bak diye. Kim oturtturursunuz? Kardeşiniz mi? Akraba olmadığınız birini mi? Tabii kardeşimi. Kardeşini oturtturursanız hocam kardeşin oradan kalkmayabilir. Çünkü tahta oturma hakkı vardır. Ben de çıkmam o zaman dışarı. Evet, evet. Gönderirim. Hocam dikkat. Naifler aile dışından seçilir. Neden aile dışından seçilir? Yani demek istediğinizi anladım. Evet. En güvendiğin peki ha şu olamıyor değil mi? Aile dışından seçersem onun tahta yerleşme ihtimali hakkı yok. Böyle bir hakkı, hakkı yok. Yok. Evet, böyle bir hakkı yok. Yani abim o zaman kusura bakmasın. Yani genellikle naiplerin hanedan dışından seçilmesi sebebi budur. Adam oturduğunda kalkmam der. Benim de böyle bir hakkım vardır. Peki hocam taşra teşkilatı önemlidir baktığımızda. Taşra teşkilatı hocam. Başkent dışında kalan her yere biz taşra diyeceğiz. Baktığımızda Türkistan devletlerine hocam ülke eyaletlere ya da vilayetlere ayrılacak. Bakın hocam şunu söylemeye çalışacağım. 3 tane dönem yazacağım Türkler hakkında. İslamiyet öncesi dönem, Türk İslam dönemi diyelim ve Osmanlı dönemi diyelim. Burada devlet diyelim. Mesela devletin buradaki devletlerin yılı X yılken bununki adı X artı Y yıl. Bununki de X artı Y artı Z yıl olsun. Hepsi pozitif değerler. Biraz hava atayım matematik hakkında. Baktığımızda devletlerimizin giderek ömürleri uzamıştır. Neden? Çünkü Türkler Müslüman olunca merkeziyetçiliği öğrenmiştir. Yani Türkistan devletleri İslam öncesine göre daha merkeziyetçi. Osmanlı devleti de Türkistan devletlerine göre daha merkeziyetçi. Biz Müslüman olunca neyi öğrendik? Biz bu dönemde çok iyi savaşçıydık. Devlet kurmayı çok iyi beceriyorduk ama devlet elimizde tutamıyorduk. Biz Müslüman olunca merkeziyetçiliği öğrendik. Osmanlı da bunu zirveye çıkardı. Osmanlı dedi ki bunları güçlendiren ne varsa ben de yapacağım. Zayıflatan ne varsa yapmayacağım demiştir. Aynı şey gibi Atabeylik sisteminde hüküm çocuğunu yollamış ama geniş yetki vermemiş. Güzel. Peki baktığımızda ülkenin eyalet ve vilayetler ayrılması merkez otoriteyi arttırır. Neden? Çünkü hocam bunlar merkeze bağlı idari birimlerdir. Bir ülke merkeze bağlı idari birimlere bölünüyorsa amaç merkez otoriteyi arttırmaktır. Peki baktığımızda eyalet ya da vilayetler hocam merkeze bağlı yöneticiler atanmıştır. Otoriteyi arttırır. Posta teşkilatı kurulmuştur. Yine arttırır. Neden? Ülkedeki haberleşme dönemidir. Ve istihbarat memurları yollanmıştır. Bunu hocam bazen divanı pardon bunu hocam şeyle karıştırdım. İstihbarat memurlarının yollanmasındaki amaç da hocam oradaki görevliler görevlerini yerine getirmiyor bunu denetlemek için. İç karışıklık. Olabilir, o da olabilir. Hani ajan yolluyor bir nevi hükümdar. Anladım. Peki baktığımızda taşra yöneticileri bunları bilmemiz de önemlidir. AYT'de sorabilir. Der ki şıhne, askeri vali, taşradaki askeri vali, melik, illeri yönetici olarak yollanan hanedan üyesi, Atabey, meliğin hocası, amil, vergi memuru, amit, sivil yönetici, muhtesip, belediye, çarşı ve pazar yöneticisi, subaşı da bölgenin asayişleri sorumlu olan kişidir.
diyoruz ve videomuzu burada tamamlıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Henüz abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Kendinize iyi bakın.